Dördüncü özelliğimiz kosinüs a eksi b eşittir kosinüs a çarpı kosinüs b artı sinüs a çarpı sinüs b'dir. Bunu da yine bulut içine alalım. Çünkü önemli. Bunun ispatını şu şekilde yapmaya çalışayım. Kosinüs a artı b'nin açılımını hatırlayın. Bir önceki kazanımda kosinüs a çarpı kosinüs b eksi sinüs a çarpı sinüs b idi. Burada b yerine eksi b yazdığım zaman kosinüs a artı eksi b olacak. Burada arkadaşlar kosinüs eksi b. Kosinüs yutardı hatırlayın. Kosinüs b. Sinüs eksi b ne olacak? Bu da atardı. Yani eksi sinüs b olacaktır. Bir eksi önünde var. Dolayısıyla bakın dikkat edecek olursanız kosinüs a eksi b'nin açılımı kos kos sin sin ama önündeki işaret yani aradaki işaret artı olacak. Bir tane örnekle süsleyelim. Örneğin kosinüs 15 derecenin değeri kaçtır? Arkadaşlar 15 dereceyi bilmediğim için bilindik açıları kullanmam lazım. 60-45 de kullanabilirsiniz. Yani başka ne kullanabilirsiniz? 45-30 da. Hadi bugün 60-45'i kullanalım. Kosinüs 60-45 diyelim. Yani bu arkadaşımıza A, bu arkadaşımıza B diyelim. Neydi kosinüs A eksi B'nin açılımı? Kos A yani kos 60 çarpı kos 45 artı, çünkü eksi ise artı, sin 60 çarpı sin 45. Kos 60'ın değerini artık biliyoruz. Bunları yazalım. 1 bölü 2 çarpı kos 45 kök 2 bölü 2 artı sin 60 kök 3 bölü 2 çarpı sin 45 yine kök 2 bölü 2 arkadaşlar. Bu durumda ne oluyor? Kök 2 artı kök 6 bölü 4. İfadesinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle yukarıdaki ifadeyi düzenleyelim. Sinüs 17 çarpı kosinüs 37 artı kosinüs 17 çarpı sinüs 37 olarak sorulmuş. Burada dikkat edecek olursanız sin kos kos sin yani sinüs a artı b'nin açılımı sinüs 17 artı 37 demektir bu. Bu da sinüs 54'tür. Bunu cebimize koyduk arkadaşlar. Diğerini renkli kalem yazalım. Kosinüs 72 çarpı kosinüs 36 artı sinüs 72 çarpı sinüs 36. Bu da bakıyorum şimdi kos kos sin sin'in açılımı yani kosinüsün toplam formülü. Yalnız artı ise aradaki işaret eksiydi. Kosinüs 72 eksi 36'dan arkadaşlar bu da kosinüs 36 olacaktır. Ne soruyor bize soruda? Bunların oranını soruyor. Şu boşluğa yazalım. Sinüs 54 bölü kosinüs 36. Peki neydi birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılarda? Sinüslerle kosinüsler birbirine eşitti. Sinüs 54'ü aynen yazıyorum. Aşağısındaki sinüs 54 olacak. Bunlar o zaman birbirini götürecek. Cırt cırt sonuç 1 olacak sevgili gençler. Olduğuna göre kosinüs x eksi y kaçtır diyor arkadaşlar. Kosinüs x eksi y'nin açılımı hatırlayalım. Kosinüs x eksi y eşittir. Kos x kos y artı sin x sin y idi. Bu durumda kosinüs x kosinüs y'yi vermiş dikkat edecek olursanız 1 bölü 4 artı sinüs x çarpı sinüs y'yi de vermiş 1 bölü 6. Burada paydaşladığınız zaman 3'e 2 yani 5 bölü 12 olur gençler. Olduğuna göre kosinüs pi artı x eksi y ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar önce bir yol haritamızı belirledim. Kosinüs pi artı x eksi y nedir? Pi'ye göre düzenlenmiş isim değiştirmez. Kosinüs yine x eksi y. Fakat işareti 3. bölgede hatırlayın. Kosinüs 3. bölgede negatif. Bunu biz düzenleyelim. Eksi parantez içinde yazıyorum. Kos x eksi y neydi? Kos kos. Kos x kos y artı sin x sin y idi gençler. Bu cepte dursun. Bunu ileride kullanacağız. Şimdi bana neler soru verilmiş? 8 çarpı kosinüs y eşittir sekant x diyor. Yani 1 bölü kosinüs x. Burada işler dışarı. Yaptığınız zaman arkadaşlar 8 çarpı kosinüs y çarpı kosinüs x eşittir 1. Buradan arkadaşlar kosinüs y çarpı kosinüs x eşittir 1 bölü 8. Bunu cebime koydum. Diğerine yürüyelim. 12 çarpı sinüs y eşittir kosekant yani 1 bölü sinüs x gençler ise
Buradan 12 çarpı sinüs y çarpı sinüs x ne olmuş oluyor gençler? 1 oluyor ise sinüs y çarpı sinüs x de 1 bölü 12. Bu da cepte. Artık yukarıdaki ifadeye yaptık, bulduklarımızı yerleştirelim. Yani ne diyorduk artık? Eşittir diyelim. Eksi. Cos x cos y'yi bulduk. Şurada. 1 bölü 8 artı sin y sin x'i de bulduk. 1 bölü 12 gençler. Buradan eşittir. Bu 3 ile genişletiyorum. Bunu da 2 ile. Eksi 5 bölü 24 sonucuna ulaşırız. Kosinüs 15 derecenin değeri kaçtır arkadaşlar? Bunu kazanımlarımda anlatmıştım. Neydi? Kosinüs 15. Bu defa 45 eksi 30 diye gidelim. 45 eksi 30. Yani buraya a diyelim, buraya b. Neydi? A, cos a eksi b'nin açılımı. Cos 45 çarpı cos 30 artı sin 45 çarpı sin 30'du. Eksi ise artıydı. Cos 45 kök 2 bölü 2 çarpı cos 30 kök 2 kök 3 bölü 2 artı sin 45 kök 2 bölü 2 çarpı sin 30 yine 1 bölü 2 idi. Buradan kök 6 artı kare kök 2 bölü 4 sonucuna ulaşırız sevgili gençler.